Merhabalar dostlar, hayırlı kandiller diyerek videomuza başlangıç yapalım. Dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi aktarıyoruz. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Çağrı Erhan, Rus devlet medyası RIA Novosti'ye açıklamalarda bulundu. Açıklamaları çok kısaca özetleyelim. Türkiye'nin Amerika'dan F-16 talebine ilişkin şu açıklamayı yapıyor. Depremden sonra Türkiye'nin F-16 talebinden vazgeçeceğine inanıyorum. Çünkü maliyeti 20 milyar dolar. Türkiye F-16 konusundaki kararını derhal değiştirmeli. Örneğin masada F-35 ile ilgili birçok seçenek vardı. Türkiye'nin F-35 programından beklentileri vardı. Şimdi Pakistan'a satılan Çin uçağı, Rus uçağı ve Eurofighter savaş uçağı gibi başka seçeneklerimiz de var. Onlar ABD ve İngiltere, Zelenski ve Putin'in Erdoğan'la görüşmesini, ortak bir fotoğraf vermelerini istemiyor, mümkün olan en uzun savaşı istiyorlar, Ukraynalıların geleceğini düşünmüyorlar, barışı düşünmüyorlar açıklamasını yaparken, Erdoğan, Putin ve Zelenski görüşmesine ilişkin şu açıklama yapıldı: önemli olan ortak resim değil, somut sonuçların elde edilmesi, ilk somut adım tabii ki de ateşkese varılmasıdır açıklamasını yapıyor. Kendisi dostlar Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi, dolayısıyla Türkiye'nin muhtemelen F-16'dan vazgeçtiğini de bu açıklamalardan sonra kesin olarak söyleyebiliriz. Tüm dünyadan son haberleri aktaralım. TCG Anadolu'nun teslim edildiği haberini 2 gün önce aktarmıştık. Milli Savunma Bakanlığı bugün şu paylaşımı yapıyor: TCG Anadolu'da görevli personelimiz Marmara Denizi'nde ön emniyet eğitimi gerçekleştirmiş durumda. Buradan da görüntüyü görmektesiniz. Böylelikle geminin ordumuza teslim edildiği de ilk defa Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak duyuruldu. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı konuştu. Açıklaması şu şekilde: Ramazan ayı boyunca Filistinlilerin evlerini yıkmalıyız açıklaması yapıldı. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Rus birliklerinin kontrol altındaki Mariupol kentine incelemelerde bulunurken, Shoigu kentin ele geçirilmesinden sonra yeni inşa edilen askeri tesisler hakkında bilgi aldı. Mariupol, savaşın ilk aylarında en sıcak çatışmaların yaşandığı sembol kentlerden birisi haline gelirken, an itibariyle şehir Rus işgali altında bulunuyor. Bilindiği gibi geçen günlerde Alman medyası Bild'de Çeçenya Devlet Başkanı Ramzan Kadyrov'un böbreklerinden ağır hasta olduğu haberini servis etmiştik. Bu gelişmeyi doğrulayan bir haber aktaralım. Çeçenistan lideri Kadyrov'un böbrek hastalığıyla ilgili çıkan haberlerden sonra Rusya lideri Putin'in Kadyrov'un 17 yaşındaki oğluyla özel bir toplantı düzenlediği ifade ediliyor. Muhtemelen oğul Kadyrov dostlar Çeçenya Devlet Başkanı olarak atanacak. Almanya'dan Bild şu haberi servis ediyor: Bamut bölgesi yüzünden, ki neden öncelikle Bamut'tan bahsettiklerini söyleyelim, Rus birlikleri burada dostlar taktik yapmış ve Ukrayna ordusunu kuşatma altına almıştı. Dolayısıyla Alman Bild de şu haber servis ediyor: Bamut yüzünden Zelenski ile Zaluşya arasında çatışma çıktı. Zaluşya uzun süredir Bamut'un kuşatılması konusunda uyarıda bulunuyordu. Ancak Zelenski'nin ofisi birlikleri geri çekmeyi reddetti şeklinde Ukrayna ordusuyla Zelenski arasındaki yaşanan sorundan bahsedilmiş. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, başkent Aşgabat'ta kalıcı bir İsrail Büyükelçiliğinin resmi açılışını yapmak üzere Türkmenistan'a gidiyor. Elçilik, İran'a sadece 12 mil ötede ve Türkmenistan'daki ilk İran temsilciliği olacak. İsrail-Türkmenistan arasında stratejik işbirliği anlaşmasının da imzalanacağı duyuruldu. Büyük ihtimalle İran bundan sonra Azerbaycan'la beraber Türkmenistan'ı da boş boş tehditlerle hedef almaya devam edecektir. Bir diğer haber, İngiltere'nin eski Özbekistan Büyükelçisi Craig Murray konuştu. CIA'in, ABD'nin Pakistan içinde veya Pakistan'la yürüttüğü İHA saldırılarına karşı çıktığı için İmran Han'ı başbakanlıktan azletmesi muhtemelen son birkaç yılın en az haber yapılan hikayesidir şeklinde İmran Han'ı tutuklama emrinin ve görevden alınma emrinin Amerika tarafından verildiği iddia edilmiş. Bir diğer haber dostlar şu şekilde: TCTRK bakım için Hamburg'a uçmuş durumda. Devlet VIP filosunun en büyük uçağından bahsediyoruz. 747-8 bakıma giriyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan uçağı görmektesiniz. Bakımlar Almanya'da yapılıyor. 2020'de de bakımlar yine Almanya'da yapılmıştı. 747-8 Jumbo Jet'ten bahsediyoruz. Türk Hava Yolları envanterinde olmayan bir uçak. 4 motorlu ve oldukça büyük. Bu yüzden Türkiye'de bu uçağa teknik açıdan odaklanılmaya gerek görülmemiş durumda. Ya da bir diğer ihtimal, Katar bilindiği gibi daha öncesinde Türkiye'ye uçak hediye etmişti. Katar'la Almanya arasında yapılan anlaşma kapsamında bu uçakların Almanya'da tamir edilmesinin de şart olduğu iddia ediliyor. Bir diğer haber, Hatay'da Sara Hastanesi'ni kuran Özbekistan-Türkiye askerler ülkelerine geri dönmüş durumda. Ülkelerinde resmi törenle karşılandıkları yönünde de haber aktarılıyor.
Azerbaycan ordusu dün bilindiği gibi Ermenistan'la çatışma yaşamıştı. Bugün itibariyle Azerbaycan ordusu ekipleri gerçek atış eğitimi düzenliyor. Karabağ'da tatbikattan yeni görüntüleri görmektesiniz. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından resmi açıklama yapıldı. Açıklamayı okuyorum. Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Ekselansları Kor General Mazyat El Amir ileri kurs tatbikatına ve Cidde'deki Hava Savunma Kuvvetleri Enstitüsü kurslarının yıllık mezuniyet törenine tanık oluyor ifadesi kullanılmış. Türk Devletleri Teşkilat tarafından resmi açıklama yapıldı. 16 Mart'ta Ankara'da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü zirvesinin hazırlıklarından bahsediliyor. Zirve hazırlığı kapsamında Bakü'den fotoğraf görmektesiniz. En sağdaki dostlar Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanichmek Ömür Aliyev, yanında Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i görmektesiniz. Bakü'deki Bağlantısızlar Hareketi zirvesinde bir araya geldiklerini de hatırlatalım. Suudi Arabistan, domates kalıpların içerisine gizlenmiş 2 milyonun üzerinde Keptagon hap ele geçirdiğini duyurdu. Yasaklı maddenin Esad rejimi bölgesinden getirildiği de rapor edilmiş durumda. Esad rejimi ve İran rejimi tıpkı Afganistan'daki Taliban gibi dünyayı zehir saçmaya devam ederken özellikle üretimin arttığı ülkeler arasında dikkat çekiyor. Bir diğer haber, Rusya Federasyonu Federasyon Konseyi Başkanı Kırgızistan'ı stratejik bir müttefik olarak nitelendirmiş durumda. Valentina Matvienko'dan bahsediyoruz. Rusya ve Kırgızistan'ın stratejik müttefikler olduğunu ve iki ülke halklarının ortak değerler ve tarihle birbirine bağlı olduğunu iddia ederken Rus-Kırgız forumu hakkında gelecek uğruna Rusya ve Kırgızistan olarak birbirimize bağlıyız açıklamasını yapıyor. Bir diğer haber dostlar, Mısır'la Yunanistan arasında teçhizat ve mühimmat üretimi için yeni bir anlaşma imzalanacak. Dolayısıyla Mısır Savunma Sanayi Bakanı Muhammed Salah, ağır mühimmat mermileri ve çeşitli askeri teçhizatın üretimi konusunda Yunan şirketi Hellenic firmasıyla görüşme gerçekleştirecek. Görüşme Mısır Askeri Üretim Bakanlığı'nın karargahı olan Mısır'da yapılacak. Yine Yunanistan'la Suudi Arabistan arasındaki yeni bir tatbikatın duyurusu da resmi olarak yapılmış durumda. Zaten sürekli dostlar tatbikatlar devam ediyor. Bir diğer haber, Sudan'a gidiyoruz. Sudan'da 10 üniversiteden 20 yöneticinin katılımıyla Türk üniversitelerinin tanıtıldığı eğitim fuarı düzenleniyor. Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği öncülüğünde başkent Hartum, Bari ve Umdurman kentlerinde onlarca lise ziyaret edilmiş durumda. Türkiye'deki eğitim fırsatları ve yüksek öğretim kabul şartları hakkında öğrencilere ve velilere doğrudan bilgi verilmiş durumda. Evet dostlar, buradan çeşitli görüntüleri de görmektesiniz. Detay bir haberle videomuzu noktalamış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Ağırlamak istiyoruz. Bu noktada üniversitemizi burada bulunan liseli öğrencilerle ve aileleriyle ve oradaki yöneticilerle birebir istişare ederek kendi üniversitemizi, üniversitemizin yabancı öğrenci alım şartlarını izah ediyoruz. Şu anda üniversitemizde